Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam, omurilik fercinin toplum üzerindeki etkisini konuşacağız bugün sizinle. Evet, ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tıpta bugün mevcut birçok hastalıkların tedavisi ne yazık ki yok. Ama bu hastalıkların tabii elbette hepsi önemli ama omurilik felci için ben özel olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu insanların hemen hemen büyük çoğunluğu çalışma hayatı içinde olması gereken yaştalar bu insanlar. Ve bunlar evet. Çok trajik bir öyküye sahipler. Yani ya bir trafik kazası geçirmişlerdir ya bir yüksekten düşme ya iş kazası ya da ne bileyim suda derine atlamanın yüzeye atlamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ve sabah tamamen normal bir insanken akşam hastanede ameliyathane ortamında ameliyat edilmiş bir şekilde kendilerini bulmaktadırlar. Yani oldukça trajik bir öyküleri vardır. Ve bu öyküleri dolayısıyla kişiler kim olursa olsun bunu kabul etmek istemiyorlar. Ve bunun tedavisi için koşturuyorlar. Ama ne yazık ki bunun modern tıpta herhangi bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Evet, peki hocam. Omurilik felçli hastalarda kök hücre tedavisinden bahsediliyor son dönemlerde. Bu konuyla ilgili evet. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi ben aslında şöyle omurilik felci olayının dönemlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Omurilik felci ilk olduğu zaman eğer böyle hani bir kılıçla kesme şeklinde bir yaralanma değilse tamamen ezilmeye bağlı olarak ortaya çıkan bir durum ise yani halk arasındaki ifadeyle omurliğim kopmamış ama ağır bir şekilde zedelenmiş diye ifade ettikleri bir durumdaysa ve buna bağlı olarak bir felçlik durumu gelişmişse bu insanlarda öncelikle o hasar görmüş bölgede akut olarak hemen birçok nöron dediğimiz sinir hücrelerini kaybedeceklerdir. Ama bu akut dönemin bir başka sorunu daha vardır. Aslında burada vücut hemen olaya müdahale ederek durumu kurtarmaya çalışır. Yani orada bizim inflamasyon olarak isimlendirdiğimiz bir olayı hemen başlatır. Aslında bu bizim için iyileştirme amacı taşıyan bir durumdur. Fakat ne yazık ki burada olay tersine işliyor ve travmaya bağlı olarak ortaya çıkmış olan ölümden çok daha fazlası bu akut dönem içerisinde gerçekleşmekte ve çok daha ileri boyutlarda bir sakatlığa yol açmaktadır. Bu akut dönemi atlattıktan sonra artık her şey taşlar yerli yerine oturmaya başlar ve kronik dönem dediğimiz bir dönem başlar. Ve bu kronik dönemde tabii hem hastalar da artık iyileşmeyeceklerine kanaat getirmişlerdir. Hem de vücut da buna bir şekilde alışmıştır. Artık böyle çok canlı olayların, hücresel düzeyde söylüyorum, canlı olayların olmadığı bir dönemdir. Tabii bununla ilgili olarak tıpta hem gelen talepler üzerine hem araştırmacıların, bilim adamlarının yaptığı araştırmalar da hep odak noktası olarak kök hücre tedavisinin olduğunu görüyoruz. Bu epey bir süreden beri var. Yani ta 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda bile bilmem eski nesil hatırlar, eski Superman olarak rol almış Clark Kent rolündeki şu an ismini hatırlayamadım. Evet. Onun hatırlarsanız attan düşmeye bağlı olarak boyundan aşağısı felç olmuştu ve o da yoğun bir şekilde bu tedavinin peşine düşmüştü. Bugün artık daha taşlar yerli yerine oturmaya başladı. Bizim bugünkü amacımız kök hücre tedavisiyle insanların kaybettiği özellikleri yerine getirmeye çalışmak. Bu evet. Tedavi uygulayarak yerine getirmeye çalışmak. Evet. Ama şunun da altını çizmem gerekiyor. Ne yazık ki hala bir sihirli değneğin değmesi gibi kişiyi kazadan önceki durumuna getirmek mümkün değil. Zaten evet hocam ama yine de araya girdim özür diliyorum ama yine de kök hücre tedavisinin faydaları var. Ama biz bu konuya kısa bir reklam arasından sonra devam edelim. Tabii ki. Sevgili Haktan hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet.
Şimdi kök hücre tedavisini biz niçin bu hastalarda kullanmaktayız? Sizin de belirttiğiniz gibi mutlaka bunun bir etkisi var ki bunun biz kullanmaya devam ediyoruz. Şöyle ki akut dönemde size bir enflamasyon olduğunu söyledim. Kök hücrelerin iki özelliği var. Birinci özelliği olayın o ilk andaki ateşi halini söndürmeye çalışmak. Yani yangına bir böyle su dökebilme gibi bir amacı vardır. Yani oradaki enflamasyonu durdurup daha fazla nöronun yani sinir hücresinin hasar görmesine engel olmaya çalışmaktır. Hastalığın eğer ilerlemesine dönemde, de engel oluyoruz yani. Evet. Tabii ki. Tabii. Eğer akut dönemde kişiyi yakalayabilirsek yani olay olduktan sonraki saatler belki günler içerisinde eğer kişi bize ulaşıp bu tedavi imkanını elde edebilirse uygulandığı zaman ilk beklediğimiz etki budur ki bu da çok önemli bir olaydır. Çünkü belki de çok daha ağır hasardan kişiyi korumuş olacağız. Hocam son özelliği. Dönemlerde bir de kök hücrenin yanı sıra eksozom tedavilerini de çok sık duyuyoruz. Eksozom tedavilerini kök hücreden ayıran herhangi bir özellik var mıdır? Ya da bu eksozom tedavileri de omurilik felçlerinde güvenle kullanılabiliyor mu? Evet. Şimdi eksozom son zamanlarda oldukça popüler olan bir ürün. Bir kök hücre ürünüdür bu. Daha çok böyle kozmetik amaçlı olarak daha çok duyuyoruz ama böylesi kötü hastalıkların tedavisinde de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısaca eksozomu söylemek gerekirse eksozom aslında bütün hücrelerden ama bizim için burada önemli olan kök hücrenin kendisidir. Kök hücre tarafından dışarıya salınan sinyalci moleküllerdir. İşte bu enflamasyonu söndürmesi olayını da zaten büyük ölçüde eksozomlarla yapmaktadır. Biz kök hücreleri hastalara verdiğimiz zaman zaten doğal olarak eksozomlarını salgılayacaklar ama biz bununla yetinmiyoruz. Eş zamanlı olarak çünkü bunlar laboratuvar ortamında eksozom haricen de üretilebiliyor. Biz hastalara kök hücrelerle beraber eksozom uygulamasını da veriyoruz. Ve bu uygulamaları da meraklı izleyicilerimiz olabilir nasıl uygulanıyor diye. Hem kök hücre için hem eksozom için aynı şeyi söyleyebilirim. Bunları damar yoluyla ya da bel suyu dediğimiz beyin omurilik sıvısı içerisine İşte kilosuna göre, hastalığının ağırlığına, derecesine göre hesaplayarak bir formülle bulduğumuz miktarı onlara tedavi amacıyla uyguluyoruz. Ve bunun tabii henüz standartlaşmış bir tedavisi yok. Yani işte bir kere de hepsini mi verelim, birkaç doza mı bölelim gibi. Evet, yani bu aslında biraz hekimin deneyimiyle de ilgili bir şey. Ama gerçek şu ki, uzun dönem diyelim ki bir yıllık izlem sonrasında güzel müsbet faydalar görüldüğü zaman bunun her zaman için tekrarlanması, daha fazla yanıtın alınabilmesi için tekrarlanması çok önemlidir. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. İki tedavi yöntemi de erken teşhiste yani size erken ulaştığında hastalar cevap veriyor. Peki ne kadar sürede cevap alabiliyor hastalarınız? Evet, şimdi şöyle tüm dünyada yapılmış çalışmalardan örnek vererek söyleyeyim. Bu hastalığı akut dönem yani atıyorum ilk birkaç haftalık döneme kadar olan dönemi akut dönem olarak isimlendirebiliriz. 6. aya kadar olan dönem ara dönemdir ama 6. ayı geçtikten sonraki dönem kronik dönemdir. Artık her şey hani başta söylediğim gibi taşlar yerine oturmuştur. Tıpta genel kuraldır. Bir hastalık ne kadar erken olarak yakalanırsa tedavideki başarı şansı da o kadar yüksek olacaktır. Ama böylesi bir durumda erken tedavinin şeyi çok daha önemlidir. Çünkü ne kadar erken yakalanırsa hem başarı şansı yüksek olacaktır hem de demin söylediğim gibi daha fazla hasarlanmanın da önüne geçmiş olarak belki de orada bile durdursa hasta için çok daha kıymetli değerler elde edilmiş olabilecektir. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Şeffaf Güzellik programının sonuna geldik. Programlarımız bilgi verme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurun. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.